Leyla Gencer, La Diva Turca belgeselinin tamamı YouTube üzerinden yayında. Sahnesini evlere taşıyan Bolşoy Tiyatrosu en iyi performanslarıyla dijital platformda. 87 yaşındaki Varlık Dergisi Nisan sayısında soruyor, edebiyat iyileştirir mi? Mimar Nevzat Sayın'la mimarlık üzerine özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri 30 Nisan'a kadar kullanıcı hizmetlerine kapatıldı. 5 Nisan'a kadar sürecek olan 56. Kütüphane Haftası etkinlikleri dijital platformlarda devam ediyor. Şehir Kültürü ve Kütüphaneler teması, Etkin Kütüphane adlı dijital yayınlar kapsamında Kütüphanedeyim adlı sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak devam ediyor. Masal saatinden kukla gösterilerine, sanat atölyesinden teknoloji atölyesine pek çok konuda söyleşi, atölye ve gösterilere Etkin Kütüphane ile evden erişilebiliyor. Burdur'da bir çiftçi tarlasını sürerken Roma dönemine ait yapı parçaları buldu. Merkeze bağlı Büdüs köyünde yaşayan Abdullah Candan, tarlasından çıkan yapı parçalarının tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri tarlaya giderek incelemede bulundu. Yapı parçalarının milattan sonra 2. yüzyıla Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nde Türkiye'nin ulusal destinasyonu oldu. Bu yıl sağlık ve esenlik turizmi temasıyla gerçekleştirilen projeye 30 başvuru yapıldı. Finale ise Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri katıldı. Zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, eko ve agroturizmde sunduğu imkanlarla Balıkesir, Avrupa Komisyonu'nun seçkin destinasyonlar ağında yer almaya hak kazandı. Balıkesir, komisyonun düzenlediği tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek. Oyuncu, yönetmen ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayata veda etti. Birçok dizi ve sinema senaryosuna imza atan Odabaşı'nın ölümünü Oyuncular Sendikası duyurdu. Devlet tiyatroları emekli sanatçılarından olan Odabaşı için Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt taziye mesajı yayınladı. Dünya koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmazken, Hollanda'da ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait bir tablo salgın nedeniyle kapalı olan Singer Müzesi'nde çalındı. Hırsızlar sergilenmek üzere bir süre önce Honinger Müzesi'nden ödünç alınan, Van Gogh'un 31 yaşındayken yaptığı erken dönem çalışmalarından olan Bahar Bahçesi adlı tabloyu alarak kaçtı. Tabloda 1884 baharında ünlü ressamın ailesinin yaşadığı Kuzey Brabant bölgesinde bulunan Nuenen köyündeki Zafer Bahçesi'nin görüntüsü yer alıyor. Hırsızlık ressamın 167. doğum gününde yapıldı. Müze kapanmadan önce Rex Museum'la yapılan işbirliği kapsamında Ruhun Aynası adı verilen bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. Sergide Turop ve Mondrian gibi sanatçıların eserleri sergileniyordu. Müzenin salgın tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten yetkililer, çalınan tablo ile ilgili soruşturma başlattı.
Singer Müzesi'nden 2007 yılında da bahçedeki 7 heykel çalınmıştı. (Gülüyor) 20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından, sahnenin primadonnası Leyla Gencer. Yıllık kariyeri boyunca uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden La Scala ve İngiliz Londra Kraliyet Operası gibi prestijli operalarda sahne alan Leyla Gencer'in yaşamı 2019'da belgesele aktarıldı. Tüm sanatlar olan düşkünlüğünü, tiyatro tadını ve müzik tutkusunu dadısı Madame Lejeune'den kaptı. İKSV'nin yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer, La Diva Turca belgeseli, küresel koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan sanatseverler için dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı. Büyük bir müzisyen olacaktı. Bir başka tutkusu doğaydı. Doğada kendini özgür hissediyordu. Adanın çam ormanları onun cennetiydi. Ancak zamanla müzik tutkusu tüm öteki tutkuları bastırdı. Müziksiz cennet ona yetmiyordu. Yönetmenliğini Selçuk Metin'in, senaryosunu gazeteci yazar Zeynep Oral'ın kaleme aldığı 85 dakikalık belgeselin tamamı İKSV'nin YouTube kanalından seyredilebiliyor. Halit Ergenç'in seslendirdiği Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur'un katkı sunduğu belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapıldı. Arena onu yutmaya hazır. Artık uçurumun kenarında. Tüm ışıklar üzerinde. Dizleri titriyor. Kendini boşluğa bırakmaya hazır. Sanatçının İKSV'ye bıraktığı 52 kutu kişisel eşyasından faydalanılan belgeselin çekimlerinde Leyla Gencer'in 5500 adet yeni fotoğrafına ulaşıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Tiyatro, en iyi performanslarından oluşan altın koleksiyonundan 6 eseri dijital platformlardan ücretsiz olarak paylaşıyor. Sahnesini evlere taşıyan Bolşoy Tiyatrosu ilk olarak Kuğu Gölü'nü yayınlayacak. Fındık Kıran, Uyan Güzel, Boris Godunov ve diğer 3 eser de 4 Nisan'a kadar erişime açık olacak. Yayınlar dijital platformlarda saat 19'da yapılacak. Bu saatte izlemeyi kaçıranlar için performanslar 24 saat sonra ücretsiz olarak görüntülenebilecek. Öykülerden şiirlere, dosya konularından eleştiri metinlerine. 87 yıl önce Merhaba dedi yayın hayatına Varlık Dergisi. 1933'te Yaşar Nabi Nayır tarafından kurulan dergi ilk yıllarından itibaren Cahit Sıtkı Tarancı'dan Behçet Necatigil'e, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya, Sait Faik Abasıyanık'tan Sabahattin Ali'ye, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan Necip Fazıl Kısaküre'ye pek çok ismi ağırladı sayfalarında. Derginin 1351. sayısı olan Nisan ayının dosya konusuysa edebiyat iyileştirir mi? Edebiyat hayat kurtarmaz ama hayatı anlamlı kılan sözcük örgüsünü bize sunar diyor Mehmet Erte kaleme aldığı editörden yazısında. Dergi yeni sayısında Özge Ekmekçioğlu'nun deseniyle okuru karşılıyor. Nilgün Tutal'ın hazırladığı ve 6 yazarın imzasını taşıyan yazıların yer aldığı dosya, William Shakespeare, Haruki Murakami ve Yaşar Kemal gibi edebiyatçılara yer veriyor.
Irmak Zileli romanlarında Zaman Mekan Ayrılık, Murat Yalçın ve Dayı Parçası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Narmanlı Yurdundaki Yıllarıyla Melisa Gürpınar ve Her Harf Bir Melek bu sayının öne çıkan yazılarından. Edebiyat tarihine olduğu kadar Türkiye'nin kültür tarihine de notlar düşen Varlık Dergisi'nin 87 yıllık arşivi ise aboneleri için dijital erişime açık. Aynalı Kavak Kasrı, 17. yüzyılda 1. Ahmet döneminde inşa ettirilen ve o dönemde Aynalı Kavak Sarayı ya da Tersane Sarayı olarak bilinen yapılar grubundan günümüze ulaşabilen tek örnek. Kasır, Osmanlı padişahlarının Tersane Amiri'nin çalışmalarını yakından izleme amacıyla Haliç'in eşsiz manzarasına karşı 17. yüzyıl başlarından itibaren burada inşa ettirdiği has bahçeler ve saraylar arasında. Kasrın protokol kapısından girildiğinde ilk olarak görülen mekan divanhane. Padişahın yerli ve yabancı devlet erkanını huzuruna kabul ettiği salon, yabancı heyetlerle yapılan diplomatik görüşmelerin de şahidi. Deniz tarafına bakan ikinci divanhane ise padişahlar tarafından kullanılan bir has odaya açılıyor. Yemek yemek, kitap okumak ya da özel ziyaretleri kabul etmek gibi amaçlarla kullanılan bu odada hereke imalatı yün halı dikkat çekiyor. Kasrın beste odası, padişahların kendilerine yakın gördükleri devlet adamlarıyla istişarelerde bulundukları, dinlendikleri, kültür ve sanat konulu toplantıları gerçekleştirdikleri bir mekan. Bu ismin 3. Selim'in musikiye olan ilgisini vurgulamak için odaya sonradan verildiği biliniyor. Sedef kakmalı mobilyaları nedeniyle sedefli oda olarak adlandırılan kısım, padişahların kasırda kaldıkları kısa sürelerde devlet işleri için kullandıkları bir çalışma odası aynı zamanda. Toplam 12 pencere ile gün ışığını alıyor. Kasırda dinlenme odası olarak adlandırılan ayrı bir oda da mevcut. Yer döşemesindeki fayansları, musluk ve ocağı özgün haliyle günümüze kadar ulaşan mutfak, diğer Osmanlı saray, köşk ve kasırlarında olduğu gibi zemin katta yer alıyor. Senem Timuroğlu, akademisyen, yazar. Üniversitede edebiyat üzerine eğitim alan yazar, Paris'te Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Kadın edebiyatı tarihi üzerine araştırmaları bulunan Timuroğlu, Kanatlanmış Kadınlar Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu kitabıyla geç Osmanlı döneminin kadın yazarlarıyla Avrupa'daki kadın yazarlar arasındaki ilişkiyi ele aldı. Bu çalışma yaklaşık 20 sene önce ben Paris'te yüksek lisansımı yaparken tohumları atıldı bu çalışmanın. İlk soruları o zaman sormuşum. Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Yeni Türk Edebiyatı tarihini bilenler bilir. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler Paris'e sık sık gidip gelmişlerdir. Fransızca bir modernleşme ve aydınlanma dilidir ve Osmanlı Türk Edebiyatı'yla Fransız Edebiyatı etkileşim içerisindedir esasında o dönemde. Ben bir genç kadın olarak ve bir araştırmacı, edebiyat araştırmacısı olarak Paris'te bulunduğum yıllarda 19. yüzyılın tarihine baktığımda şu soruyu sormuştum.
Acaba hiç Osmanlı kadınlarından Paris'e gelmiş var mıdır? Avrupa'yı gezmiş var mıdır? Osmanlı kadınlarının aydınlanma ve modernleşme serüvenleri nasıl oldu? Bu kadınlar, bu cereyan, dünyada gerçekleşen cereyan Osmanlı'ya girdiğinde bundan nasıl etkilendiler diye. Bu soruyu sordum ve bu soru uzun süre bende demlendi. Sorularım şunlardı. Osmanlı kadınlarının bu Fransa ile ilişkileri nasıldı? Fransızca ile ve modernleşme ile, aydınlanma ile ilişkileri nasıldı? Osmanlı'dan Avrupa'ya gitmiş kadınlar var mıydı? Avrupa'dan Osmanlı'ya gelmiş kadınlar var mıydı ve bu kadınlar arasında bir etkileşim ve iletişim var mıydı? Esasında yöntem olarak da kültürel bir transferden, yani transnasyonel yöntemden yararlandım. Timuroğlu, kitapta Fatma Aliye, Selma Rıza, Hayriye Ben Ayat, Şeref, Hatice Zinnur, Nuriye Hanımlarla, George Sand, Mark Ellis, Marcel Tinayr, Grace Ellison gibi kadınlar arasındaki arkadaşlığa yer veriyor. Hatice Zinnur'la Nuriye'nin Fontainebleau'de Grace Ellison'la, yani Fransa'da tanıştığını biliyoruz. Hatice Zinnur'un 6 yıl boyunca mektup yazdığını biliyoruz. Tek taraflı bir mektuplaşma, ama aralarda Grace Ellison'ın notları var İngiliz okura yönelik. Grace Ellison'la Zeynep Hanım arasındaki ilişki çok özenli bir ilişki. Çünkü Zeynep Hanım orada çok oryantalist bakışa, böyle bir yabancı, işte ucubeymiş gibi seyredilen o İngiliz işte beş çayı hanımları tarafından, gazeteciler tarafından çok kötü sorularla, yani insafsızca ve vicdansızca sorularla karşılaşan, sanki bir hayvanat bahçesinde gezilen bir numune bir ucubeymiş gibi Nuriye ile kız kardeş Hatice Zinnur'u ziyaret eden, hani nasıl insanlarmış bakalım Osmanlı kadınları gibi yaklaşanların yanında Grace Ellison çok insani, çok samimi ve çok sırdaş yaklaşmış. 6 yıllık bir araştırmanın sonucunda Kanatlanmış Kadınlar kitabını tamamlayan Timuroğlu, tarihteki öncü kadınların fikirlerini, kişiliklerini ve hikayelerini okuyucuyla tanıştırıyor. Benim kendi kişisel güçlenme hikayemde bu araştırma beni çok güçlendirdi. Çünkü ben 3 senelik Paris yaşantımda çok itildim, kakıldım o anlamda. Hem bir kadın olarak hem bir Türk kadın olarak. İki kere çifte kavrulmuş bir yabancılaşmayı orada yaşadım. Ve bu benim çok büyük bir yalnızlaşmama ve büyük bir depresyona bile götürdü açıkçası. Dolayısıyla şimdiki genç jenerasyon, yurt dışında okuyan jenerasyon örneğin bu kitabı okuyarak güçlenirler diye düşünüyorum. Çünkü yalnız değiller. Anneanneleri var ve onların torunlar kültürel açıdan. Bu bir tarihi hafıza ve bir bellek meselesi. Senem Timuroğlu, üniversitede de Türk Edebiyatı'nın yanı sıra toplumsal cinsiyet ve edebiyat üzerine seçmeli dersler veriyor. Düşlüyor, düşünüyor, yazıyor, çiziyor ve tasarlıyor. Mimar Nevzat Sayın. Fabrika binalarından holdinglerin genel müdürlük binalarına, köy tasarımlarından üniversite yapılarına farklı dönemlerin pek çok prestijli ve sembol yapısında Sayın'ın imzası var. Turgut Cansever'in çok güzel bir tanımı vardı. Aslında mimarlığı dünyayı güzelleştirme çabası olarak tanımlamayı severdi o. Doğrusu tanrısal bir tarafı var, bir şey yarattığımızı düşünüyoruz. Yapmaktan biraz daha fazla bir şey bu bence. Çünkü çok faktör var, yani birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. O bir araya gelen şeyler de genellikle birbirleriyle çok dolayımlı ilişkide olan şeyler. Hem teknik meseleler, hem ihtiyaçlar, hem ekonomi, hem bulunduğunuz yer. Ne tarafa baktığınız, nasıl bir iklimde olduğunuz gibi bütün bunları bir araya getireceksiniz ve bir yapı oluşturacaksınız bundan. Ben tabii mimarlık dediğimiz zaman yapılıp edilen mimarlığı alıyorum. Düşünülen değil de yapılıp edilen ve yapıyla sonuçlanmış olan mimarlığı alıyorum. Ve doğrusu bu tarafını, bu yaratma bölümünü çok heyecan verici bulduğumu söylemeliyim.
mimarlık hayatının başrolünü oluştursa da o aslında disiplinler arası üretim yapan bir isim. Nevzat Sayın, sanat ve mimarinin birbirine temas ettiği ve ayrıldığı alanların altını çiziyor. Genellikle biz sanata daha yakın durduğumuza dair şeyler duyarız kendimize ilişkin. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Sanattan çok daha farklı bir yerde çalışıyor mimarlık. Çünkü sanatın hiç ilgilenmediği şeyler bizim için çok önemli. Mesela ikna edici olmak zorundadır mimarlık. İnandırıcı olmak zorundadır. Çok önceden sizden istenen bir şeyin sonunda neye benzeyeceğini göstermek için bazı temsil tekniklerine sahipsinizdir. Diyelim ki 100 bin metrekare büyüklüğünde bir yapıyı bir A3 boyutlarında bir dosya içinde anlatmanız gerekir. Ve onunla da birilerini harcayacakları dünya kadar para için ikna etmeniz gerekir. Şimdi bu bir tarafı. Diğer taraftan size anlatılan bir hikaye var ihtiyaçlar üzerinden. Sizin de o ihtiyaçları nasıl gidereceğinize dair, nasıl yerine getireceğinize dair yapısal bir düşününüz var. Şimdi bunların ikisinin örtüştüğü, bütünüyle örtüştüğünü söylemek çok zor. Ama büyük ölçüde örtüştüklerinde bence iyi bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu ikna edicilik, inandırıcılık, başkalarının siparişiyle başlıyor olması gibi sanatın hiç de ilgilenmediği meseleler bizim için çok önemli. Ama 15. yüzyıldaki sanata çok yakın. Çünkü orada da siparişle başlıyor. 15. yüzyılda sanatın üretimi diye bir kitap vardı. Ben o kitabı okuduğumda tamamen bizi tarif ettiğini, yani bugün yapılan mimarlığı tarif ettiğini düşünmüştüm. Çünkü bir resmin içinde kaç figür olacağı, bu figürlerden kaç tanesinin kadın, kaç tanesinin erkek olacağı, onlardan hangisinin giysilerinin mavi olacağı ve o mavilerden kaç tanesinin lapis lazuli ile yapılmış mavi olacakları kaba bir krokinin üzerinden işaretleniyor ve bu sanatçıyla işveren arasında bir sözleşme sayılıyor. Ve sonunda da işveren her şeye rağmen resme beğenip beğenmemek konusunda ve satın alıp almamak konusunda serbest. Şimdi bu böyle yapılınca sanat mimarlığa benziyor açıkçası. Ama bugün üretildiği şekliyle bence benzemiyor. Ama mimarın bir sanatçı gibi davrandığı, zihninin öyle çalıştığı da bir gerçek. Sayın için fotoğraf çekmenin hayatının bütününde ona eşlik eden bir yanı var. Tabii fotoğraf mimarlığa oranla çok az bir şey. Benim yaptığım anlamda yapıldığı zaman. Özellikle de kendi yapılarımın fotoğraflarını çekerken bunu görebiliyorum. Ama diğer taraftan da onu en iyi anlatan şey o. Yani siz diyelim ki 2 yıl uğraşıp bir yapıyı ortaya çıkarıyorsunuz. Ama bir fotoğrafçı 2 kareyle bütün o yapıyı anlatabiliyor. Dolayısıyla bunu gerçekten de o konunun adamı birisi yaptığı zaman müthiş heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka şeylerin fotoğrafını çekerken mimarlığını besleyen bir şey olduğu çok açık. Çünkü ölçü, oran, ışık, mesafe gibi şeyleri fotoğrafla birlikte öğreniyorsun ve zihin onları kaydediyor. Dolayısıyla projeyi, yani tasarım sürecindeki bir proje için bunlar kendiliğinden artık iyi bildiğiniz şeylere dönüşüyor. Dolayısıyla fotoğraf benim kesintisiz olarak yaptığım bir şey. 2 nedenle de. Sonradan okumalar için, önceden öğrenmeler için yapıyorum bunu. Nevzat Sayın, günümüzde spesifik bir mimari ekolden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguluyor. Günümüzde bence sadece Türkiye'de değil, dünyada da artık bir ekolden söz etmek kolay değil. Böyle bir şey yok. Çünkü postmodern bir dünyada her şeyin eş zamanlı olarak yapılabildiği bir anda artık bir üsluptan söz etmek kolay olmasa gerek. Yani çok zorlayarak bir şeye benzetebilirsiniz. Mesela neo-modernist yapılar diye bir takım yapılar oluşturabilirsiniz. Neo-gotik yapılar gibi, neo-barok yapılar gibi ama bence bunlar çok zorlama tanımlamaları olur. Yani bugünkü, yani çağdaş mimarlık dediğiniz zaman bu şeyin içerisine, skalanın içerisine hemen hemen hepsini sokabiliyorsunuz. Ama geriye doğru baktığınızda tabii ki üsluplar var. Çünkü ne yapacağınız daha önceden tanımlanmış.
ne şekilde yapacağınız da tanımlanmış. Sizin o genel kuralları kabul ettikten ve onları yerine getirdikten sonra ya da onları yerine getirirken size has olan katkılarınız var. Yani barok dönemin mimarlığı gibi bizim için de mesela birinci milli mimari diye tanımladığımız bir Türkiye'de nasıl bir mimarlık yapılmalı, yapılar neye benzemeli, ne kadar geçmişle bağları olmalı gibi bir takım bir kısmı zorlama, bir kısmı bir şey yapma çabası yorumunuza bağlı olarak böyle bir şeyden söz edilebilir. Ama bugün böyle bir şeyden söz etmek artık imkansız bence. Tasarlarken şiirden de beslenen Nevzat Sayın, mimari düşünce ve deneyimlerini arşivlemek adına kitap yazmayı önemsiyor. Bence çok önemli bir şey kayıt meselesi. Çok da alışkanlıklarımız içinde olan bir şey değil. Yani mesela bugün Sinan'ın yövmiye defterlerine sahibiz. Hangi ustaya kaç kuruş ödendiğini biliyoruz ama Sinan'ın onları nasıl çizdiğini bilmiyoruz. Şimdi bu bence büyük bir eksiklik. Özellikle mimarlık gibi çok net bir ders kitabı olmayan ve bulabildiği bütün okuma kaynaklarına açık duran bir disiplinin bence yazılı kayıtlarına çok ihtiyacımız var. Onun için ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Ve bir süredir abi çılgınca yazdığımı söyleyebilirim. İşte yakınlarda Yapı Kredi yayınlarından çıkan kitap var. O 2004 yılında çıkardığımız kitabın devamı 2004-2018 aralığını anlatıyor. Eğer gerçekten üçüncü bir kitabı yapacak kadar bir zamanımız olursa 2018'den sonraki süreç içinde üçüncü bir kitap olacak. Onun yanı sıra başka kitaplarda yazmaya çalışıyorum. Ve doğru bildiğim şeyleri yazarak en azından ifade etmek bana önemli geliyor. Şu açıdan yapılar bile bir gün kalmıyor. Ama en azından 1000 tane basıyorsunuz. Ve en azından birkaç tane kitap ortada dolaşıyor hala, istediğiniz zaman çoğaltabileceğiniz gibi. Onun için bence çok önemli bir şey bu. Müzik